Merhaba arkadaşlar, Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ligin ilk yarısının son maçında evimizde Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından analiz için toplandık. Tam anlamıyla toplanmış olduk ilk defa. Bir sıkıntı olursa, teknik bir aksaklık olursa şimdiden kusura bakmayın lütfen. İstersen Mustafa senle başlayalım. Net bir galibiyet aldık, ligi iyi kapattık. Neler düşünüyorsun? Maçı biraz bize özetleyebilir misin? Evet, evimizde noktası da tabii ironik oldu diyebilirim. Biz üçümüz ev arkadaşıyız da size bilgi olarak söylemiş olalım. Maç içinde şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok üstün olduğu bir maçtı. Zaten Kayseri genelde kapandı. Fenerbahçe'nin toplu oynama oranlarını da gördüğümüzde %70'ten yüksek. Hatta Fenerbahçe'nin en çok isabetli pas yaptığı bir ilk yarı ve bir toplam işte genel maç olarak olduğundan Fenerbahçe'nin domine ettiğini söyleyebiliriz. Ortalarla çok fazla pozisyon bulamadık. Biraz denedik ama Caner bugün iyi orta açan bir gününde değildi. Genelde orta taraftan alverlerle biraz denedik. Valencia'nın orta tarafa gelmesiyle, Perkas'ın top almasıyla. Bazı durumlarda Nazım'ı kenarda kullanmaya çalıştık ama orada da çok fazla yeterli bir pozisyon bulduğumuzu ben düşünmüyorum. Genelde ortada alverlerle gittiğimiz maç oldu. İlk golde özellikle Samat'ta Perkas ve Tiyan Müşüsü'nün işbirliği çok iyiydi. Yani böyle insana son zamanlarda Mesut Özil skill videosu çok izlediğim için Arsenal'ın attığı birkaç böyle golü anımsattı bana. İkinci golde keza Pelkas'ın müthiş bir asisti var. Yani çok teknikli dokunuş. Asist değil, asist pası aslında. Aynen, evet. Asist pası doğru. Evet. Tiam da harika bir asist yaptı aslında. Üçüncü golde zaten Sisse'den geldi. Dördüncü golde can attığımızı düşünüyor ama biz atmadık. Genel olarak güzel bir galibiyetti. Yani beni mutlu etti. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Birkaç oyuncuyla ilgili de maçta öne çıktıklarını düşünüyorum. Bazılarının da beklediğim performans vermediğini düşünüyorum ama bunu biraz ilerleyen tarafta konuşuruz. Evet, ben Can'a pas atmadan önce skor bilen kişi olarak yine gururla karşınızdayım. Bunu da söylemek istiyorum. Can her ne kadar direkten döndüğünü düşünse de kendi skor tahminini. 3-0'la bir skor tahmini tutturma oldu. Biraz istersen isim üzerine inelim. Bugün yıldızı hiç şüphesiz Zalai'ydi. Evet. İlk defa forma şansı buldu. Sen de forma şansı bulacağını tahmin ediyordun. Evet. Gerçekten hayal edilebilecek en iyi performans sergiledi belki ilk maç için. Evet. Neler düşünüyorsun? Zalai gerçekten bence iyi bir performans sergiledi. Özellikle yani defansif anlamda göremesek de hücuma çıkarkenki topla çıkışı. Yani açıkçası Markao'dan biraz kesitler sundu bize. Bizim oyunu sıkıştırdığımız alanlarda oyunu iyi bir şekilde açabildi ve biz her zaman şunu görüyorduk maçlarda. Bazen orta sahalarımıza stoperden topu yerleştiremiyorduk, topu veremiyorduk. Hep beklere doğru açmak zorunda kalıyorduk ve beklerde oyun sıkışıyordu. Fakat Salah'da bunu yapabilecek bir kapasite gördük açıkçası. O yüzden ben çok memnun oldum açıkçası Salah'ın böyle performans göstermesinden. Fakat tabii bunun daha defansif açısını göremedik. Yani sonuçta Kayseri güçsüz bir takım. Gerçekten özellikle hücum anlamında güçsüz bir takım. Bize karşı da herhangi bir etkinlik koyamadılar. İnan Parlak girdikten sonra bir iki hareket oldu ama o da yetmedi yani. Onun dışında benim değinmek istediğim bir oyuncu da Perkas. Ben skor tahmininin direkten dönmesinin yegane sebebinin Perkas olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki maçta eminim ki en az ikisinden birini atardı girdiği pozisyonlarda ama canı sağ olsun. Mücadelesi her zaman olduğu gibi yine çok iyiydi bence. Onun dışında da yani beklerimizden sağ taraf iyi işlerken sol tarafta biraz eksiklikler oldu. Caner bu sene uzun zaman sonra ilk defa bu kadar az isabetli orta kestiği bir maçı geride bıraktı herhalde. Ama totale baktığımızda ilk yarıyı bitirirken ki ilk yarıyı maç önünde de konuşmuştuk. Tam ilk yarı gibi değil aslında ama ilk yarı bitirirken bence güzel bir galibiyet oldu. Özgüven arttırdık. Mesut da gelmişti zaten. Yavaş yavaş sanki oyun planımızın iyice yerleştiğini ve maçlarda bu şekilde devam edebileceğimizi göstermiş olduk. O yüzden ümit verici bir galibiyet. Ya benim aklıma Zalai ile ilgili bir de şey geldi. Kayserispor çok fazla önde basmadı. Yani maçın ilk bölümünde belli bir ara önde basma olmuş. Yine Gustavo'nun orada sıkıştığını da gördük. Yani Zalai ve Serdar Aziz'in önünde Gustavo'ya attığımızda Gustavo yine geri atıyordu. Yani Gustavo'ya da getireceğim konuyu. Maç önünü izleyenler Ömer'in Gustavo ile ilgili özel bir hassasiyetini biliyorlar. Salahi'yi çok önde de basmadıkları için Salahi'nin acaba baskı anında o panik yapıyor mu meselesini de göremedik. Bence bir eksik de o taraf savunmanın yanında ama onun dışında attığı uzun paslar yani Emre Belözoğlu olduğunu hissettirdi bana. Oyunu açan o müthiş uzun pasları gibiydi. Çok iyiydi. Perkas tarafında da kesinlikle katılıyorum. Yani Perkas'ın
bu takım için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet. Ömer, senden de Gustavo ile ilgili duyalım mı? Evet. Çünkü herkes bence bekliyor senin Gustavo'yu. Ben heyecanla bu anı bekliyorum ve arkama yaslanıyorum, ben... dinliyorum. Ya şöyle, Gustavo iyi bir performans sergiledi. Zaten her zaman iyi performans sergiliyor. Benim Gustavo'yu eleştirmem gibi bir şey söz konusu olamaz zaten. Fakat sadece hücum katkısıyla alakalı soru işaretlerim vardı. Bu maçta da sadece 26. dakikada maçı yine beraber izlerken ama bunu lütfen konuşmayalım. Daha derin ben söyleyeceğim, sonra yorumda falan yazmayın. 26. dakikada böyle yanılmıyorsam 3-3 veya 4-4 çıkarken bir anda topu durdurup geriye döndü. Bunun sebebi oyun görüşü olmaması değil. Belki de yeterli o topla ilerlemeyi yapamamasından dolayı. Bundan dolayı da durmayı tercih ediyor. Bu bir tercih anladığım kadarıyla. Bu bir zorunluluk değil. Ondan dolayı da birileri alındıysa, özellikle Gustavo alındıysan özür dilerim. Bir de şey pozisyonu vardı. Maç esnasında konuşurduk. Nurettin'in arkadan gelip Gustavo'yu indirdiği. Herhalde o pozisyonun durması da Gustavo'ya yazar. Gustavo'ya yazar. Gustavo yazar. Evet, bu arada Nurettin'e de parantez açmak istiyorum. Ben beğendim. Genç yaşta bir oyuncu. İlk defa izledim ben. Ama topla hızlı ve etkili bir oyuncu gibi gözüküyor. Oyuncu rakip de eksiltebiliyor. O yüzden parlak bir geleceği olabilir diye düşünüyorum. İlhan abisine yakın dursun. Bitiricilik konusunda ona yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir de size şeyi de sormak istiyorum. Bugün Valencia'nın performansını. Yani Valencia nasıl desem. Yani sanki olsa da olur. Yani olmasın istemiyorsun ama olsun da istemiyorsun. Öyle garip bir oyuncu. Yani top eziyor ama oyuna bir hareket de getiriyor. Yani Fenerbahçe'nin ben şeyde bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani onu da ekstra sormuş olayım. Belli bir bölgeye hep sıkışıyor takım. Evet. Ve o dar alanda oynuyor ve pası da yapamıyor zaten yani. Ve top bir şekilde çok kötü bir pasla kaybediliyor. Bu da biraz maç anında sen söylemiştin galiba. Takım dinamik oynamadığı için koşmuyor. Etrafa dağılmıyor. Onun için bir şey yapamıyor. Her topu alan çok bekliyor diyordunuz. Hem Valencia hem de bunu size bir sorayım. Evet, yani hücum hattında bence bu maçta dikkat çeken şu vardı. Yani Tiam'la Samatta biraz uyumunu arttırmış. Tiam'la Samatta'nın gerçekten verkaçlarını gördük. Fakat Valencia tarafı ise tam tersi takımdan kopmuş gibi. Biraz böyle kopuk oynuyor. Bu oyun sıkıştırmanın temelinde de özellikle Valencia tarafında, Valencia'nın topu ayağına aldıktan sonra çok çabuk pas atmaması ve çok çabuk pas atmamasından sonra, yani bir akıcı oyun varsa bile o oyun bozuluyor. Yani sen koşu atan adama pas vermediğin zaman o adamın tekrar kendi pozisyonunu alması minimum 3-4 saniye sürüyor. Ve bu 3-4 saniye içinde de sen pası vermediğin için otomatikman bizim oyun planımız bozulmuş oluyor. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Valencia'nın genel anlamda bugünkü oyununu ben tek kelimeyle özetliyorum. Laubalilik. Benim için özeti budur. Ama her, yani geçen maç önünde de söyledim. Valencia şu zamana kadar ki atıyorum 10 tane gol pozisyonumuz varsa 5'inde 6'sında bu gol pozisyonunun içinde yer alan bir oyuncu. Samatta'dan daha fazla gol pozisyonunun içinde yer almış bir oyuncu. Tiam'dan daha fazla gol pozisyonunun içinde yer almış bir oyuncu benim fikrime ve gözlemlerime göre. Bu anlamda bizim için kritik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama hiç kimse Fenerbahçe'nin üstünde değil ve hiç kimsenin Fenerbahçe'de yeri 11 değildir yani. Bu net değildir. O yüzden bu şekilde devam ederse, özellikle Özil geldikten sonra, yani Özil'in olduğu yerde Valencia topu tutup 3-4 saniye etrafına bakıp ondan sonra bekine yavaş bir pas atıp böyle bir oyun sistemine şey yapacaksa yer bulamayacağı bence çok bariz. Dirar çok severdi bunları yapmayı. Böyle alınca durmayı, böyle bir anda freeze, herkes duruyor, sonrasında beke geri veriyor. Ben yani Ferdi sakatlıktan dönecek, Sinan sakatlıktan dönecek. O sayı Samuel geliyor. O yüzden Valencia'nın yavaş yavaş kenara doğru geçmesini bekliyorum. Bence de çok kötü bir performans sergiledi. Genel itibariyle de ortadaki o üçgenler, işte Pelkas, Samatta, Tiam arasında olanların hiçbirine katılamadı. O yüzden dediğim gibi kulübeye doğru yavaş yavaş gidiyor gibi gözüküyor. Tiam dediniz, ben Tiam'a da belki özel bir parantez açmak lazım. Yani Tiam'ın maç öncesinde de spiker söylemişti, yani Kadıköy'deki son 3 maçta da gol attığını. Hatta evet. Her maçta gol atmış, üstüne bir de gol ve katkı da vermişti. Hatırlıyorsanız en son Kadıköy maçında bir de asist yapmıştı Samatta'ya. Evet. Yani o golü de ona yazabiliriz bence. Evet. Tiam'ın yani öndeki baskısıyla, o alverlerdeki etkisiyle çok ekstra beklemedik performans diyerek söyleyebiliriz herhalde yani. Kesinlikle. Yani Tiam'ın zaten en baştan beri bence özelliği, yani kötü bir kesik yedi bence bir süre. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçerideki farklı bir problemden de olabilir ama Tiam'ın en önemli özelliği bence sürekli gol pozisyonlarını koklayabilmesi. Yani Tiam hocada sahasında kalıyor. Evet, oyun zekası aşağıda. Evet, teknik olarak çok üst bir oyuncu değil.
Ama sürekli o ceza sahasındaki o karambolik kovalayışı olsun, rakibini kovalayışı olsun, hem defansif anlamda hem hücum anlamında iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Zaten Valencia'nın bu maçta bu kadar dikkat çekmesinin bir sebebinin de Thiam olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer kanattaki adamın gol pozisyonlarında yer alıp savunmaya da destek verdiğinde, öbür kanat böyle işler yaptığında otomatikman oklar Valencia'ya döndü bence bu maçta. O yüzden Valencia, Samatta, Perkasa'nın bugünkü kurduğu üçgen önemliydi. Fakat bu üçgen yani çok kalacak bir üçgen gibi değil. Sonuçta Mesut gelecek. Bir yandan da onu düşünüyorum. Şimdi böyle bir üçgen kuruluyor. Ama Mesut geldiğinde Pelkas'ın ben hiç kesileceğini tahmin etmiyorum. Ama ne olacak onu da kestiremiyorum açıkçası. Yani Samuel bence formayı almazsa geldiğinde ben kanatlarda Thiam'da Pelkas'ın olmasını bekliyorum. Sağda Thiam'ı düşünüyoruz. Yani artık nasıl olursa. Yani Pelkas nerede daha çok rahat edecekse biraz daha ona bağlı. Ortada Mesut olacak. Yani öyle bir formasyon bana daha yakın geliyor. Yani 4-4-2 oynayamayacağız sonuçta Mesut'la. Oynayamayacağız. Bir de Mesut da ne zaman başlayabilecek o da bir soru işareti. Yani Mesut tamam, yani Mesut'a göre bir oyun formasyonu kurmamız ne zaman gerekecek? O da bence bir soru işareti. Yani en az bir ayı var gibi gözüküyor. Evet ya, bir de bu takım Mesut merkezli bir oyunu ne kadar oynar? O da var yani. O da düşün. Ya tabii ama Mesut o kadar ağır bir oyuncu ki, yani o kadar büyük bir oyuncu ki ona göre bir oyun kurmak zorundasın. Ona göre bir oyun deyince aklımda sadece 4-2-3-1 geliyor. 4-2-3-1'de de Ömer'in dediği gibi yani Pelkas'ın kesilmeyeceğini düşünürsek, Valencia bu şekilde devam ederse herhalde sağ tarafta da şey oynayacaktır yani. Thiam oynayacaktır. Ama belki Ferdi Kadıoğlu da geliyor. 3 defansı tabii, belki bir 3 defans falan. 3-4-1-2. Yani Şumudika hocamın yaptığı şeyleri belki başka takımlarda dener. Mustafa sen stoper bulunca bir tane daha. Bir tane stoper bulunca. Evet yani buna baktım da Fenerbahçe'nin 9. stoper transferi Ali Koç'un geldiğinden beri. Yani 3. sene 9. transfer. Evet. Herhalde yani aslında şu an erken yani konuşmak için. Belki bakacağız Zalai'yi de evet, aslında, baskı altında yapamayacak ama. Tisserand da ilk maçında iyi performans sergilemişti. Çünkü hücum katkısından dolayı parlak gözükmüştü. Fakat savunma olarak çok da görme fırsatımız olmasa da iyi, ama bir pozisyonda özellikle benim dikkatimi çekti. Yanılmıyorsam Serdar faul yapıyor. Sonrasında orayı durdurdu. Böyle dik gelip kestiği bir pozisyon evet. Vardı. Biraz Luyendama'ya benziyor. Hep Galatasaray'ın stoperleri vermek veririz ama. O beni beğendim yani. Genel itibariyle Zalai'nin iyi performans sergileceğini düşünüyorum. Bu arada orta sahadaki karışıklığa bir karışıklık daha eklemek istiyorum. Gündemdeki oyuncu İrfan Cihan Kahveci. Evet, bunu aramızda da bayağı bir konuştuk zaten ama Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu konuşuluyor. İşte Takas'ta Sosa konuşuluyor, Deniz konuşuluyor, Sisse konuşuluyor. Herkes konuşuluyor. İşte 5 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya kadar farklı teklifler var. Anladığım kadarıyla Marsilya'nın teklifi varmış. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani acaba Ozan satılacak da İrfan'ı yerine mi alıyoruz? Euro 2021'e yatırım mı yapıyoruz? Ya ben başlayayım zaten. Ben şöyle düşünüyorum. Ozan'ın bir kere devre arasında satılabileceğini ben pek sanmıyorum. Evet. Yani Ozan'ın performansı kötü değil ama bence o şeyin üstüne koyamadı. Yani ligin ilk döneminde gördüğümüz o yükselen performansı da daha da yukarı götürmedi. Yani hatta belki biraz daha aşağı gitti. Bu maçta da ben Ozan'ın yani vasat diyebileceğim bir oyundu bence Ozan'ın oyunu. Kötü değildi ama vasattı. yani Ozan'ı şu an satabileceğimizi düşünmüyorum. İrfan Can'ı alma tarafında da yani tam olarak ben anlayamadım neden olduğunu. Yani İrfan... Yani şurada İrfan Can çok iyi bir oyuncu ama yani bu kadroda biz İrfan Can'ı nerede oynatacağız diye düşünüyorum. Evet. Galatasaray için acaba yani araya girelim fiyat yükselsin şeyi mi, ya da yani böyle oyun teorisi mantığı bir şey düşündüler de ya karşıya yaramasın bana da azıcık girersin de inirsin. Karşıya yaramasını mı engellemeye çalışıyoruz? Çünkü yani İrfan Can'ın Galatasaray orta sahasında çok büyük bir katkı verme ihtimali var. Yani evet, kesin diyemeyiz ama ihtimal olarak çok yüksek görünüyor. Yani orada Galatasaray'ın 8 eksiği görünüyor. Evet. Tam olarak anlayamadım. Yani Başakşehir tarafında da Başakşehir'den gitmek istiyor. Ama Avrupa'ya da gitmiyor mu? Yani Avrupa'da alır. Yani eğer sene sonu için bir anlaşma olacağını da sanmıyorum. Yani çok evet, fazla yani. Soru işareti var yani kafada. Neden bu oluyor? Tek emin olduğum şey İrfan Can Başakşehir'de kalmak istemiyor. Yani bu bunun haricinde bir evet, de Galatasaray yani. İrfan Can'ı istiyor tabii yani. Bu ikisinden eşit. Fatih Terim'in dediğine göre de İrfan Can Galatasaray istiyor. Ya, o konuda bence Fener devreye girince işler değişebilir ama bana açıkçası bu işin tek mantıklı yanı İrfan Can'ı Euro 2020 vitrinine sokmak, aldığımızın üstüne satmak, kısa dönemde 1-2 kar etmek ve ayrıca Mustafa'nın dediği gibi de Galatasaray'ın faydalanmasını engellemek. Yani bu mantıklı geliyor. Onun dışında Mesut Özil gibi bir oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalamışsın. Yani şu değil, Ozan'ın eşleniği İrfan Can kesinlikle değil. Kesinlikle. İrfan Can 8 değil. İrfan Can 8,5 gibi. Yani İrfan Can bir tane arkada oynar, iki tane. Belhanda'nın yanına oynayacak bir oyuncu.
Şimdi niye Galatasaray'dan bir örnek verdik ama Galatasaray istediği için örneği veriyoruz. Evet. Yani Taylan, Bernanda, İrfan. Bu şekilde. İkisi de oyun kurucu ama İrfan'la Mesut'un rolleri bir yerde çakışabilir. Ve bu takımda veya herhangi bir takımda Mesut'un rolü biriyle çakışamaz. Evet. Bir de bunun yanında bence gizli Galatasaraylı arkadaşlar dikkatinizi çektiyse sürekli Galatasaray örneği veriyor. İrfan Can'ın Mesut'la çakışmasının haricinde Mesut'un düşük defans katkısından ötürü arka tarafındaki ikilinin güçlü olması lazım. Kesinlikle. Ve İrfan Can onu verebilecek biri değil bence. Çünkü Başakşehir'de de aslında Mahmut toparlıyor orayı. Yani İrfan Can her ne kadar bazı işte maç önünü falan gördüğünde o sorunun olduğu zamanlarda da hani 4-2-3-1 gibi görse de İrfan Can aslında o ikilide değil yani. Mahmut'la beraber oynamıyor. Yani böyle biraz Mahmut biraz daha geride. Sol ilerisinde İrfan Can, sağ ilerisinde Mossoro gibi bir oyun olduğu için öyle bir sıkıntı da var. Şey tarafını ben anlayamadım. Yani Euro 2021'de parlar. Euro 2020 aslında işte parlar ve satarız. Ya Başakşehir bir dönem daha tutacak kadar ikna edemiyor mu yani? Bu kadar mı gitmek istiyor ya, bu takımdan? Çünkü Başakşehir orada parlarsa Başakşehir daha çok para da satabilir yani bu oyunu. Evet. Yani benim duyduğum kadarıyla İrfan Avrupa'ya gitmek istiyor ama bu kadar iyi performans göstermesine rağmen Avrupa'dan teklif gelmeyince Galatasaray'a ilgileniyor. Galatasaray'a gitmek istiyor. Yani öyle olunca İrfan gitmek istediğini uzun süredir bildirdiği için bu sefer aslında çok ucuz bir fiyata Galatasaray'a gitme ihtimali doğuyor. Öyle olunca işte Fenerbahçe diyor ki o kadar paraysa biz de alırız diyor ve masaya geliyor. Yani aslında tamamen oynatmak için değil, biraz yatırım gibi anlıyorum ben. Yani o malın fiyatı bundan yani piyasadakinden daha ucuz satılıyor. O yüzden alayım diyor benim anladığım kadarıyla. Ama gün içinde de konuştuğumuz gibi bunun kadro mühendisliğinde büyük sıkıntılar yaratabileceği aşikar. Kesinlikle. Bir de şu tarafı düşünüyorum. Yani bugün Mesut'un aldığı maaş meselesinde de yani aklıma geldi. Mesut bayağı cüzi bir maaş oynuyor yani. 3 milyon euro artık o dış tarafta bir sponsor ne kadar veriyor oraları bilemeyiz tabii de. En azından resmi de bayağı düşük. Yani bu finansal olarak nasıl ayarlanıyor ben onu da merak ediyorum. Bir şekilde demek ki uyuyor yani. Bu limite bir şekilde uyuyor yani. Alıyorsun İrfan Can için diyorsun 7 milyon uyuyor. Euro. Uyuyor. Artı, o artı bu falan. Yani zaten Puma şey oldu. Forma sponsor oldu. Yani ne tesadüftü ki bu sene Survivor Puma'yı sponsor olarak aldı. Acun abiye teşekkür gerçekten ediyoruz yani. Öyle bir şey var. Survivor'da şu anda... Abi ben takip etmiyorum Survivor'ı. Hiç bilmiyorum ya. Puma tişörtleri. Ben ilk bölümüne baktım. İlk bölümde herkesi tek tek böyle sıraya dizmişler. Hepsinde Puma tişörtü var. Puma Survivor'a sponsor olmuş. Şansa da bu sene bize formada sponsor olmuş. Yani denk gelmiş. Gelmiş olabilir. Bu ben, şekilde. Koç'un uçaklarında da Puma artık sembolü varmış. Şey, ben bir sonraki yayını ya İrfan'ı aldığımız ya da İrfan'ı 12 milyon euroya Galatasaray'a çaktığımız bir yayın olarak kahvelerimizi açarız diye düşünüyorum. Evet, kahvelerimizi şey, şöyle. Abdülkerim abiye selam olsun buradan. Yani. Sanırım yani İrfan Can tarafında ekleyebileceğim bir şey de kalmadı. Ha, bir de şey vardı. Aslında İrfan Can için Rıdvan Dilmen demişti galiba. Marsilya istiyor diye öyle bir, evet. Rıdvan Dilmen de söylemiş. Yani Rıdvan Dilmen sanki kafadan atmaz gibi geliyor yani. Mutlaka bir görüşmüşlüğü vardır diye düşünüyorum yani Göksel Gümüştay'la. Evet. Belki de biz kendi kendimize oynayıp eğleneceğiz, gidecek Marsilya. Yani bence böyle bir şey de olabilir. Bu durumda belki. Yani Göksel Gümüştay'ın ben iyi bir başkan olduğunu düşünüyorum. Bu durumda Başakşehir'in herhangi bir şekilde zararlı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Bu yüzden de özellikle evet, konuşulan fiyatlar benim tahminimden biraz az geliyor. Yani Göksel Başkan bu şekilde bir oyuncu satmaz gibi geliyor açıkçası bana. Şey gibi peki nasıl? Gürcan Bilgiç'in dediği 8 milyon euro artı Kılınç artı Luyendama. Yani o tarafta da şöyle mesela bunun o tersi olsa Göksel bu kadar ucuza, Göksel Başkan bu kadar ucuza satmaz diyebilirim ama Galatasaray yönetiminde ya bu kadar vermezler diyemiyorum çünkü zamanında verdiler. Yeniden evet, verebilirler yani. Ona şaşırmam ama Göksel Başkan'ın bu kadar konuşulan cüzi rakamlar yani 3 milyon euro artı 2 oyuncu, 5 milyon euro artı 2 oyuncu gibi nakit miktarı bu kadar az olan bir fiyata satacağına inanmıyorum. Evet, İrfan Can konusu herhalde önümüzdeki günlerde de hepimizi merakla beklediği evet, bir konu. Son güne kadar devam eder. Belirsizliğin çok olduğu bir mesele olmasından ötürü herhalde uzun bir kapışma olacak gibi. Evet. Benim Kayserispor maçıyla alakalı ekleyeceğim başka bir şey yok. Benim de yok.
kişisel olarak Samatta'ya desteğe devam, diyerek kesinlikle kendi adıma yayını kapatmak istiyorum. Evet, Gustavo'ya da desteğe devam. Ömer adına söyleyebiliriz. Güzel bir maç oldu bence de. Yani böyle üst üste galibiyet gelmesi çok çok önemli, çok önemli diye düşünüyorum. Hele bir puan kaybından sonra böyle galibiyet gelmesi. Kesinlikle. Özellikle böyle Beşiktaş'ın da hafif bir yani bir hava yakalamış olmasından ötürü önemli bir maçtı. Yine böyle devam ederiz yani inşallah. İnşallah. Bu arada yorumlarınızla görüşlerinizi bildirebilirseniz çok seviniriz. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Oradan ilerleyen muhabbetler de aslında şey yapıyor, yayınlara da yansıyor. Buradan Kadir'i de tebrik etmek istiyorum. Çünkü o da üçleriz demişti. Belki Kadir ben 3-1 demiştir. Üçleriz bileyim deyip ben 3-0 dediğini düşünüyorum Kadir'in. O yüzden onu da tebrik ediyorum. Onu şimdi değil. Onu şimdi değil. Şimdilik bu kadar o zaman. Evet. Kendinize iyi bakın. Yakın markaya kalın. Görüşmek üzere.